Değerli izleyiciler, maalesef Avrupa'da PKK provokasyonu başladı. Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde PKK saldırı başlatmıştı. Birçok Türk vatandaşının ev ve iş yerine saldırı düzenlenmişti. Olayların ardından Belçika'daki başbakan açıklama yaptı ve PKK'nın terör örgütü olduğunu tekrar tekrarlamış oldu. Diğer taraftan Almanya'da da yine PKK yandaşları provokasyona başladı değerli izleyiciler. Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı yerlerde provokasyon olduğuna dair haberler gelmeye devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin Hanover kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na PKK yandaşları tarafından da yine bir saldırı düzenlendi. Ancak şans eseri saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Diğer taraftan değerli izleyiciler yine biz geçtiğimiz günlerde haberini aktarmıştık. İkinci Solingen faciası yaşandı Almanya'da Solingen'de. Değerli izleyiciler diğer taraftan yine Almanya'da kundaklama vakası yaşandı. E, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı 4 kişinin yaşadığı Solingen kentinde Ev ateşe verildi. İlk raporlara göre de evin kundaklama sonucu yandığı ortaya çıktı. Maalesef bu yangında da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Diğer taraftan Fransa'da da havalimanında Türkiye'ye iade edilmek istenen PKK yandaşına karşı PKK yandaşları Fransa'da havalimanını bastı. Havalimanını karıştırdı ve birçok kişi gözaltına alındı. Değerli izleyiciler kasıtlı olarak sanki biri düğmeye basmış gibi gözüküyor. Şunu aktaralım hiçbir zaman PKK terör örgütü emeline amacına ulaşamayacak. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın yakasından düşmesi gerekiyor. PKK'yı Avrupa Birliği ülkeleri de terör örgütü olarak kabul ediyor ve gereğini mutlaka yapılması gerekiyor. PKK yandaşları Türk vatandaşlarının bulunduğu yerlere, evlere saldırı düzenlerse acilen hemen gözaltına alınmalı ve mahkemeye çıkartılmalı ve polis de gerekli güvenlik önlemlerini almalı. Türk vatandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliğinden bulundukları ülkelerdeki hükümet sorumlu, emniyet teşkilatı sorumlu buradan hükümet yetkililerini göreve çağırıyoruz. Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da ve diğer Avusturya gibi ülkelerdeki Türk vatandaşlarının yakasından PKK bir an evvel düşsün. PKK'ya alan açmaktan bu hükümetler vazgeçsin ve PKK'lı olanlar hemen derhal tutuklansın.